Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı yüzde problemleri konusunun birinci testindeyiz. Bugün sizlerle 349-350. Sayfayı çözeceğiz. Birinci soruda bize 120 sayısının %25'i ile yani 120 çarpı 25 bölü 100 ile 150 sayısının %30'unun toplamını istiyor. Şimdi şöyle yapsak olur mu? 25 bölü 100 zaten demek 1 bölü 4'ü demek. 4 ile de 120'yi sadeleştirdiğinizde 30 gelecektir. Daha sonra şunun sıfırlarını ve şunun sıfırlarını sildiğinizde de 40, 15 çarpı 3'ten zaten 45 gelecektir. O yüzden toplamı da kaç yapacak bunların? 75 yapacak. Cevabımız burası olacak. İkinci soruda bir buz pateni pistindeki 60 kişiden %55'i kadındır demiş. %55 kadınsa %45'i erkek olması gerekiyor. Bu yüzden 60 çarpı 45 bölü 100 dedim. Şöyle birer sıfır silelim. Hatta ondan sonra şey yapalım. 5 ile sadeleştirelim. Şurası 9 olsun. 5 ile sadeleştireyim. 2 olsun. 6 ile de 2'yi sadeleştirdik. 3, 9 ile 3'ü çarparsak 27 tanesi erkekmiş bu pistteki kişilerin. 6'a eksi 13 sayısının %20'si yazalım. 6'a eksi 13 sayısının %20'si. %20'si demek 20 bölü 100 ya. Sadeleştir bunu 1 bölü 5'i demek değil mi? Yani bunun 1 bölü 5'i bölü 5 olarak yazabilirim. Neye eşitmiş? A artı 2'ye. 6A eksi 13 eşittir 5A artı 10 oldu. Buradan 5A'yı diğer tarafa atarsam A kaldı. 13'ü de diğer tarafa atarsam 23 geldi. Cevabımız da Denizli oldu. Dördüncü sorumuza baktığımızda aşağıdaki görselde bir telefona indirilen bir kitap PDF'sinin yüzde kaçını indirildiği sağına yazılmıştır. Burada %75'i indirilmiş yani. Kitabın kaç sayfası indirilmiştir diye soruyor. Kitap normalde ne kadarmış? 312 sayfaymış. Bunun %75'i indirilmiş. %75 demek arkadaşlar 75 bölü 100 demek. Şöyle sadeleştirirsem 25 ile 3 bölü 4 olacaktır. O yüzden 3 bölü 4 dersek 312 ile şöyle 4'ü sadeleştirelim. Kaç gelecek? 78. 78 ile de 3'ü çarparsak 24, 34, 234 geldi değil mi? Sanırım öyle. Demek ki 234 sayfası indirilmiştir. Ebru'nun kitaplarındaki 80 romandan 15 tanesi polisiye, 33 tanesi bilim kurguysa 48 tanesi gitti. 80 kitaptan 48'i çıkarırsam geriye kalanlar da macera türündeymiş arkadaşlar. Çıkardığımızda kaç kalacak? 32. Macera. Bizden istediği şey ne bunun? Bu kitaplıktaki macera romanları tüm romanların. Yani kaçta kaç eder diye soruyor. 80'de 32 ise %... kaçtır diyelim. İçer dışarı çarpımı yaparsam 80x eşittir 32 çarpı 100 oldu. Her yeri şöyle 80'e bölersek şunlar gitti. 80'ler. X eşittir. Şunu sildim. Bunu sildim. 32 bölü 8'den 4 geldi. 4 çarpı 10'dan da kaç yaptı? 40 yaptı. 5. sorumuzun cevabı da Ceyhan oldu. 6. sorumuzda bir otogalerici sattığı arabanın satış fiyatı üzerinden hem alıcı hem de satıcıdan %2 komisyon almaktadır diyor. Tamam. Otogalerijinin sattığı arabadan aldığı toplamda 12 bin lira komisyon olduğuna göre diyor. Satış fiyatı ne kadardır diye sormuş bize. O zaman şöyle diyebilir miyim? Satış fiyatına mesela x desem 2x bölü 100 oldu artı 2x bölü 100 oldu. Bu da neye eşit olacakmış? 12 bin liraya. O zaman zaten bunların paydaları eşit. 4x bölü 100 eşittir 12 bin dedim. Ondan sonra 100'ü diğer tarafla çarptım. 4x eşittir şöyle 3. x 0 da buradan geldi. 5 0 oldu. Her yerde 4'e bölersek arkadaşlar ne diyeceğim? Bu x dediğimiz değer satış fiyatı yani x 300 bin mi olacak? Aynen. O zaman cevabımız da Edirne gelecektir. 7. sorumuza baktık. Bir mağaza satılan gömleğe satış fiyatı üzerinden %40 indirim uyguluyor diyor. Şimdi kolaylık olsun. Satış fiyatına biz 100x diyelim. Tamam mı? Ondan sonra %40 indirim uygularsa bunun %40'ı 40x indirim uyguladığı için ne oldu? 60x bunun artık indirimli fiyatı. Şöyle indirimli fiyat diyelim. Bu da 78 liraya eşitmiş. 60x eşittir 78 ise 78 bölü 60 oldu. Her ikisini de sadeleştirirsek kaç gelecek burası? 13 bölü 10 mu? Aynen.
6 ile sadeleştirdik. Bizden istediği şey ne? İndirimsiz fiyatı. Yani satış fiyatı. O zaman 100 çarpı 13 bölü 10 dersem şu gitsin, bu gitsin. Ne geldi? 130 lira geldi. Cevabımız da Adana oldu. 8. sorumuzda 320 santimetre uzunluğundaki bir kurdele bir kesim sonucu iki parçaya bölünüyor diyor. Tamam. Şimdi uzun parça, kısa parça dedim. Kısa olan parçanın uzunluğu, uzun olan parçanın uzunluğunun 160'ına eşittir. Ben bu kurdeleye 100x diyeyim, tamam mı? 320 santim unutun. Kısa olan parçanın uzunluğu uzun olanı %60'ıymış ya. Uzun olana 100x dersem burası ne olacak? 60x olacak değil mi? Bu ikisinin mantık olarak toplamı neye eşit olacak? Bak buna 320'ye. O zaman 160x eşittir 320 ise x eşittir ne gelecek buradan? Şu gitsin, bu gitsin. 2 geldi. Bize kısa parçanın uzunluğunu soruyor. Kısa parçaya ne demişiz? 60x. 60 çarpı 2'den 120 gelecek. Cevabımız yani Adana. 9. sorumuzda bir araç gideceği yolun %35'ini gittikten sonra geriye kalan yol ki %35'ini gittiyse geriye ne kadarı kalmıştır? Bunun %65'i. Bu da 130'a eşitmiş. 130 eşittir. Yola x diyelim. 65x bölü 100 olsun. Bunu şöyle diğer tarafa atarsam 130 çarpı 100 eşittir 65x oldu. 65 ile 130'u sadeleştirelim. Şöyle 2 oldu. 2 ile de 100'ü çarptım. 200 geldi. Tüm yolun uzunluğunu sormuş bana. Zaten tüm yol x ise cevabımız ne oldu? 200 eşittir. X yani 200. 10. sorumuzda mahsum öğretmen 40 dakikalık bir dersin %10'unu yoklama. %15'ini ödev kontrolüyle geçiriyor. Yani %25'i bitti. Geriye kalan zaman ne olur? %75. Bunu da neyle geçirecekmiş? Rehberlik. Peki kaç dakikasını rehberliğe ayırmıştır diyor. 40'ın 75 bölü 100'ünü sormuş. 75 bölü 100 sadeleştirirse 3 bölü 4 olur. Şurası 13 ile de çarptım. 30 dakikasını rehberliğe ayırmıştır. 11. sorumuzda Nazlı'nın aldığı 30 yumurtanın %30'unu taşıma esnasında kırmıştır diyor. Peki 30 tane yumurta var. 30 bölü 100'ünü kırdıysa 2 0 2 0 sildik. 9 tanesi kırıldı. Geriye kalan yumurtaların da 6 tanesini yedi. Yani toplamda 15 tane yumurtası bitti. 30 yumurtası vardı. 15 yumurtası kaldı. %50'si kaldı yani değil mi? 30'da 15'i kaldıysa yüzde kaçıdır? Bu yarıya inmiş. Bu da yarıyaymış. Yani %50'si cevabımız Denizli. 12. sorumuzda şekilde tek katlı yumurta kolitesinde görülen tüm yumurtalar sağlamdır diyor. Kaç tane yumurta olduğuna bakalım. Burada 5 tane yumurta var. Burada 7 tane. Burada da 8 tane. Yani toplamda 20 tane yumurtamız var. Sonra birinci sıradan 4 tane yumurta kırılıyormuş. Şöyle 4 tanesi kırıldı. İkinci sıradan 3 tane yumurta kırılıyormuş. Şunlar kırıldı. 3 taneydi. Üçüncü sıradan da 2 yumurta kırılıyormuş. Yani toplamda 4, 7, 9 tanesi kırıldı. 20'de 9'u kırılırsa yüzde kaçıdır diyelim. 5 katına çıkmış. 5 katına çıkar. %45 dedim. Cevabımız Denizli oldu. Bunun cevap anahtarını arkadaşlar Edirne diye vermişler. Hata var. Yeni baskıda düzeltilmiş olacak. Dedik. Testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yeni testimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.